Spider-Man son film ettiniz mi? Evden uzak değil mi diyorsun? Hayır, evden uzakta değil, eve dönüş yok. Ben gitmedim, hayır gitmedim. Ben de gitmedim. Nasıl gitmezsiniz ya? Spider-Man filmi bu. Kaçar mı o sahnede? Nasıl ama? Filmden sonra bütün gece Spider-Man hareketleri çalıştım. Ben Doktor Strange öğrendim. Ben John Spider-Man'e efsane. Keşke onun gibi özel düşünmüyorsam. Vallahi ben Harry Potter'cıyım arkadaş. Onun kitaplarını defalarca kez okudum. Filmlerini defalarca kez seyrettim. Hatta o kadar hayranıyım ki ona benzemek için gözlük bile takıyorum. Eline ne oldu Harry'ci? 2 gün önce süpürgemle uçma çalışmaları yaparken süpürgem arızalandı. Düştüm, kolum kırıldı. Ha, aklıma bir şey geldi. Bakın Harry Potter'ın asası. Neye çevireyim seni Hasan Hüseyin? Asaya gerek yok Harry'ci. Görmüyor musun? Ben Black Panther'im. Wakanda Forever. Hangisinin benim gibi ordusu var? Kusura bakmayın, en güçlünüz benim. Sanki bütün süper kahramanlar erkek. Farkında mısınız bilmiyorum da bir sürü kadın süper kahramanlar da var ama siz bunu görmüyorsunuz sanırım. Wonder Woman, Supergirl, Scarlet, Captain Marvel, hatta sonra Captain Marvel aynen olsun. Bütün duvarlarında posterleriyle alalım. Evet aynen öyle. Siz erkek süper kahramanları övüyorsunuz ama bence kadın süper kahramanlar da bir o kadar güçlü. Bu konuda Tuana'ya fazlasıyla katılıyorum. Zaten Berra da Wonder Woman hayranı. Onu o kadar çok seviyor ki doğum gününde onu çok sevdiği için Wonder Woman tişörtü bile almıştım. Ben ne Spider-Man'i, ne Harry Potter'ı, ne Wonder Woman'ı ve diğer süper kahramanları tanırım. Bana göre en iyisi Thor. Nokta. Wonder Woman nasılsın ya? Wonder Woman efsane bir karakter. Anlamıyor musunuz ya? Benim ordum var diyorum. Senin ordun bile kadınlardan oluşuyor ya. Sen bunu anlamak istemiyorsun sanırım. Ya senin ordun, sizin süper kahramanınız, hepsi boş ver işler. Hepinizin süper kahramanınızı, ordunuzu bir büyü yaparım, ağzınızı açıklarım. Sen ilk önce kendini süpürgeye ilet al. Senin karakterin daha okulunu koruyor mu? Benimki evreni koruyor Harry'cim. Evet arkadaşlar, konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Hepinizin kitaplardan, filmlerden bahsetmesi gerçekten çok hoş. Bu konuda mutlu oldum. Hepinizin birer süper kahramanı var. Süper kahramanlarınızı birbirinize tanıtmaya çalışıyorsunuz. Biliyor musunuz, aslında benim de bir süper kahramanım var. Ancak benim süper kahramanımın farkı gerçek olması. Sizin süper kahramanlarınız birer hayal ürünü. Oysa benim gerçek bir süper kahramanım var. Eğer isterseniz ben de size süper kahramanımı tanıtmak isterim. İsteriz. Evet hocam, çok isteriz. Peki hadi o zaman düşün peşime. Evet çocuklar, benim kahramanım Settülbayır kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş. Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale Savaşları'nda Settülbayır savunmasında namus bellediği toprakları savunmak için mücadele ederken silahı tutukluk yapmış, buna rağmen yılmamış, elindeki silahı atmış, yerden bulduğu bir kürek ile canla başla mücadele etmiş, düşmana karşı savaşmıştır. Bu savaşma sırasında yaralanmış, başından ve göğsünden yaralanmış, buna rağmen yılmamış, mücadelesini sürdürmüş, hayatta kalmayı başarmış ve bu aziz vatanı diğer kahramanlar gibi bize bırakmayı başarmıştır. Şimdi içeride kendisini daha yakından tanıyalım. Hep beraber içeriye geçelim. Benim kahramanım birkaç film boyunca değil, tam 16 yıl boyunca vatanını savunmak için mücadele etmiş bir kahramandır. Devletimizin ona yaptığı maaş teklifine ben para için savaşmadım ki. Ben vatanımı, namusumu korumak için savaştım. O parada tüy bitmemiş yetimin bile hakkı vardır diyerek kabul etmemiş, reddetmiş bir kahramandır.
Çocuklar, Bigalı Mehmet Çavuş'un yani benim kahramanımın ebedi istirahatgahına geldik hep birlikte. Biz bugün askerlerimize Mehmetçik diyorsak onları Bigalı Mehmet Çavuş'a benzettiğimiz için diyoruz. Unutmayın çocuklar, muhtaç olduğumuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Yani aslında bizim süper güç kanımızda, damarlarımızdadır. Meğersem biz gerçek kahramanlarımızı çok uzaklarmışız. Bizim gerçek kahramanlarımız yanı başımızdaymış.